şu an elimde Sony SLV-85 modeli var. Kaset çıkarmada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onu halletmeye çalışacağım. Cihazın çalışması şeyi bu. Gördüğünüz gibi görüntü ve güzel. Uzun zamandır ben bu cihazı kullanmadım. Kullanmadığım için de bayağı bir tozlanmış. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz şu an. Evet, kasette bir problem yaşıyor çıkarırken şöyle. Evet, gördüğünüz gibi neyse fırlatacak. Evet, şimdi bu videonun bir de çalışma sistemine bakalım. Evet, şu an kaseti takıyorum. Ve şu an alıyor. Tekrar şimdi şöyle içini tam göstereyim size. 1980 ve 2010 yılına kadar en çok kullanılan cihazlar. Sony'nin cihazları da çok güzel arkadaşlar. Yani hem stereo olması hem görüntü kalitesinde güzel olması. Mesela az önceki kaset, mesela örnek. Şimdi bunu mesela oynatıyorum. Mesela şunu oynattım. Bu bir mono. Önceden kaydedilmiş bir mono. Gördüğünüz gibi mono. Şimdi mesela şimdi bir de stereo takayım arkadaşlar. Stereo'daki ses farkını göreceksiniz. Evet, tekrar gösteriyorum size. Ben mesela playliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu an stereo. Ses kalitesi bir o kadar da netleşiyor ve güzelleşiyor. Stereo. O dönem ben genel kanalda çalışırken kullandığımız cihazlar bunlardı arkadaşlar. Yani filmleri oynatırken, klipler varken veya ses kaset kullandı. O zaman ki sistem buydu. Yani en çok tercih edilen Sony ve Panasonic. Bunlarda bir de güzel özellikler vardı arkadaşlar. Mesela görüntü üzerine ses bindirebiliyorsun. Dublaj özelliği var bunlarda. Audio dub diyorlar buna. Mesela örnek bir reklam montaj diyeceğiz. Görüntüsünü önce bir dakikalık ya da 1,5 dakikalık yapıyoruz. Ve ondan sonra radyolardan yapmış olduğumuz sesleri ona göre audio dublaj dediğimiz özellikle sesi görüntünün üzerine ya da görüntü sesin üzerine bindiriyordu. Fark eden bir şey olmuyor. İkisi de aynı. Çok güzel bir cihaz bunlar. Bir de dediğim gibi şurada da tabii ki ED70 serimiz var. Ve bunlar yazın da felaket çok ısınırdı arkadaşlar. Felaket. Ama tabii durmazdı yani. 24 saat boyunca çalışırdı bu cihazlar. En çok sıkıntı da mekanik sıkıntısı olurdu bunlarda. Çünkü tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar. Dişliler dayanmıyordu yani. O yüzden dolayı bunlar biraz bir o kadar masraflıydı. Bizde Panasonic 1000 serisi vardı. O cihaz da çok güzeldi. Ondan bulamadım. Var ama çok pahalı. Yani 500 lira, 600 lira, 1000 lira para istiyor o cihaza. Neyse. Dediğim gibi arşivlik. İyi seyirler.